Merhaba. Merhaba pazar. Merhaba. Alnı açık. Başı dik. Alnının terini çay bahçesine damlatan, oradan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunun, çocuğunun rızkını çıkaran, haramdan ve yalandan korkan, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel pazarın yiğit mert insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Artvin'deydik, Rize'deyiz, pazardayız. Doğu Karadeniz'in güzel insanlarıyla birlikte 31 Mart seçimlerine giderken partimizin belediye başkan adaylarını tanıtmak, onlara destek vermek, onlarla birlikte sizlere seslenmek üzere buraya geldim. Gelirken yolda bir kötü haber aldık, içimiz yandı. Bugün Pençekilit Operasyonu'nda bir şehidimiz, 4 yaralımız var. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahraman Mehmetçiğin ayağına taş değmesin. Allah bir daha şehit acısı yaşatmasın. Hep beraber silahlı kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin arkasındayız. Böyle acıları yaşamak istemiyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizim de kaybımız oldu. Biraz önce değerli anacığını ziyaret ettim. 4 ay oldu, halen daha gözü yaşlı. Kadirhan Kadıoğlu başkanımızın annesine, kardeşine, eşine ziyarette, taziyede bulunduk. Fındıklı ilçemizin başkanıydı. Çok genç yaştaydı. Allah rahmet eylesin. Yeri dolmaz. Evlatları evladımızdır. Bize emanettir. Bir kez daha kendisini rahmetle ve minnetle anıyorum. Bugün burada Rize'de pazardayız. Pazarda çok iddialı bir adayımız var. Rize merkezde çok iddialıyız. Ama ilk önce Rize'de baba evinde partinin bayrağını dalgalandıran, önceki seçimlerde Rize'deki tek belediyemiz olan Ercüment Şahin Cervatoğlu'na yaptığı her şey için yürekten teşekkür ediyorum. Partimizin üyelerinin başının dik gezmesine, partimizin göğsünü kabartan ve yaptığı halkçı belediyecilik uygulamalarıyla, ranta karşı mücadelesiyle, toplumsal olaylarda, çevre meselelerinde, tüm bölgedeki duruşuyla gerçek bir sol sosyal demokrat belediye başkanının, namuslu, dürüst, çalışkan bir belediye başkanının en iyi örneğidir. Başkanımızı takdir ediyorum, tebrik ediyoruz ve örnek gösteriyoruz. Örnek gösteriyoruz. Rize merkezde karayollarından emekli 2019 yılının ilçe başkanımız Necati Topaloğlu aday, Rize Cumhuriyet Halk Partisi açısından geçmiş güzel günlerimizi aradığımız, büyük bir mücadele verdiğimiz ve önümüzdeki dönemlerde gücümüzü gitgide arttıracağımız ve Necati Başkanımızın emekleriyle, ilçe yönetimimizin emekleriyle
il başkanımızın emekleriyle mutlaka başarıya ulaşacağımız çok önemli bir belediyemiz Necati Başkanımıza başarılar diliyoruz. Ve gelelim pazara. Pazarı alacak mıyız? Heyecanlı mısınız? Ben de öyleyim. Pazarda geçmişte Pazar Spor'da 15 yıl kadar emeği olan Pazar Sanayi Ticaret Odası Başkanlığı'nı 4 kez yapmış olan ve aktif görevdeyken adaylık için istifa etmiş olan iyi bir ticaret insanı, dürüst bir ticaret insanı, yıllardır burada kimseyi üzmemiş, kırmamış, ticareti temiz, gönlü temiz, kalbi temiz, çalışkan adayımız Neşet Çakır'ı ümit ediyorum 31 Mart'ta belediye başkanı yapacağız. Bakın, Neşet Çakır gelince ne olacak? Diyor ki, ya bizim burada belediyecilik namına neredeyse hiçbir şey yok. O kadar çok eksiğimiz var ki diyor, anlata anlata bitiremiyor. Ama diyor ki, bir endişem var. Yapılacak iş çok, beklenti çok ama Pazar Belediyesi'nin kaynakları, imkanları ortada. Bu işi nasıl yapacağız diyor. Ben şimdi nasıl yapacağımızı göstereyim. Bakın, sevgili Neşet Çakır burada. İki omzu var. Bir sağ omzu var, bir sol omzu var. Neşet Çakır'ın seçimde Pazar Belediye Başkanı seçin. Neşet Çakır'ın sağ omzunun üzerinde Mansur Yavaş'ın bir eli olacak. Sol omzunun üzerinde de Ekrem İmamoğlu'nun eli olacak. Peki Özgür Özel nerede olacak? Özgür Özel de tam arkasında olacak Neşet Çakır'ın. Sonuna kadar destek vereceğiz. Siz Neşet Başkan'a yetkiyi verin. Yetki sizden, destek bizden. Evelallah. Şimdi tabii Rize'de olunca, pazarda olunca burası Türkiye'nin dünyada en çok çay üreten ülke, 5. ülke Türkiye. En çok çay tüketen 1. ülke Türkiye. Türkiye'deki çay üretiminin %55-60'ının üretildiği bu topraklardayız. Geçtiğimiz senelerde Adalet ve Kalkınma Partisi bir çay kanunu getirmeye kalktı. Çay kanunu lazım mı? Vallahi lazım. Birazdan bahsedeceğiz. Biz de verdik. Ama AK Parti'ninki korkunç bir kanun teklifiydi. Zaten Çaykur'u tuttular, güzelim Çaykur'u varlık fonuna devrettiler. 1,5 milyonun geçim kapısı olan bu Çaykur'u adeta özelleştirmek, büyük kartellerin eline vermek ve çay üreticisini, müstahsili, büyük sermaye şirketlerinin işçisi haline getirmeye çalıştılar. Bakın, bireysel, profesyonel mesleğin ve emeğin saldırı altında olduğu bir süreçteyiz. Hatırlayalım, mahallemizin en temiz, en güvenilir esnafları terziler. Nerede şimdi terziler? Alışveriş merkezlerinin -2. katlarında paça basıyorlar 5 liraya. Egzoz dumanlarının arasında. İnsanların mesleklerini almak, geçimlerini elinden almak, gelirlerini almak, onları işçileştirmek,
profesyonel emeklerini sömürmek tam bu dünya düzeninin ve maalesef bu dünya düzeninin ülkemizdeki temsilcilerinin işidir. Birileri çay üreticisi 1,5 milyon insanın, 1,5 milyon insanın ekmeğini çıkardığı, ekmeğini kazanmasına vesile Çaykur'umuzu dünya kartellerine verip sizleri ezmek istiyorlar. Sizi bir karınca gibi ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hemşeriniz Mehmet Bekeroğlu, komşu illerinizin milletvekilleri sevgili Uğur Bayrak tutan, bugün Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayımız olan Ahmet Kaya ve o günün Giresun Milletvekili Necati Tığlı 20 maddeden oluşan alternatif bir kanun teklifi hazırlamışlardı. Milletvekilimiz sevgili Tahsin Ocaklı o teklifi inceledi, il yönetimimizle birlikte geliştirdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çay kanun teklifini hazırladılar. Bizim teklifimiz öyle yabancı şirketlerin yüzünü güldürecek bir teklif değil. Bizim teklifimiz sizin, pazarın, Rize'nin çay üreticilerinin yüzünü güldürecek bir teklif. Biz diyoruz ki çayın bir taban fiyatı olsun. Yani Çaykur'un ilan ettiği fiyat taban fiyatı olsun. Bu fiyatın altında herhangi bir işlem yapılamasın. Taban fiyatın altında çay almanın cezası olsun. Çay üreticisinin emeğini çalmaya çalışanlar cezasını hem Allah'tan bulsun hem devletten bulsun. Ayrıca tabii taban fiyattan ne anlıyoruz? Bu sene için söyleyelim. Geçen sene 11 liralık fiyat ve 30 kuruşluk prim bir mana ifade etmiyor. Hayat ateş pahası. Enflasyon TÜİK'e sorarsan %68. Ama TÜİK ne demek? Memleketinde söyleyelim. Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu demek TÜİK. Ama bu kadar %120 enflasyonun olduğu yerde ve özellikle tabii benzin ve mazot fiyatları her şeye, iğniden ipliğe her şeye zam gelmesine sebebiyet veriyor. Daha geçen Mayıs ayında, mazot 19 liraydı ve çok pahalı diyorduk. 4 liradan 19 liraya çıktı diyorduk. Ve deniyordu ki biz mazotu düşüreceğiz, enflasyonu düşüreceğiz, hayatı ucuzlatacağız. Ama ne oldu? Mazot 43 lira oldu. Benzin 43 lira oldu. Bu şartlar altında 11 lira 30 kuruşluk çay fiyatı bu sene ilan edilirken en az 25 TL olarak ilan edilmelidir. 25 liranın altında bir çay fiyatını asla kabul etmiyoruz. 25 liranın altındaki her fiyat emek sömürüsüdür. Pazarın, Rize'nin çorbasından eksiltmektir. Aşından eksiltmektir. Borcunu ödeyemeyen hale getirmektir. Tabii bizim teklifimiz sadece çay üreticisiyle ilgili değil. Bir de derdi boyunu aşmış Çaykur'un emekçileri var. Var mı burada Çaykur emekçileri? Çaykur emekçileri 6 ay çalışıyorlar, 6 ay çalışmıyorlar. Bu Çaykur emekçisine Rize'nin bütün siyasetçileri,
milletvekilleri, bakanlar ve Rize'ye kim geldiyse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan defalarca kadro sözü verildi ancak tutulmadı. Ve işin kötüsü şöyle bir şeye getiriyorlar. Ya 6 ay çalışıyorlar, 6 ay yattıkları yerden para istiyorlar. Oysa Çaykur işçisi öyle demiyor. İş verin, iş gösterin, çalışalım. Ama çoluğumuz var, çocuğumuz var. 12 ay çalışmak istiyoruz diyorlar. Çaykur işçisinin yanındayız. Taleplerinin arkasındayız. Çaykur işçisine artık mevsimlik işçi statüsü istemiyoruz. Kadro istiyoruz. Kadro istiyoruz. Kadro istiyoruz. Ve ayrıca çay üreticisinin bir haklı talebi daha var. Bakın, ben eczacıyım. Şu köşedeki eczacı meslektaşım, onun da derdi çok. Ama ilaçları devlete veriyor. Parasını devletten alıyor. Hangi bankayı tercih ederse o banka eczacı kardeşime promosyon veriyor. Peki çay üreticisi bankayı kendisi seçse ve promosyon alsa, bunun devlete ne zararı var? Hangimize ne zararı var? Çay üreticisi için de promosyon istiyoruz. Banka seçme hakkı istiyoruz, promosyon istiyoruz. Şimdi emeklileri en sona çağırdım, geldiniz, biraz bekleyin. Bekleyin. Şimdi bu arada bundan 22 sene önce iktidar değiştiğinde 80 bin öğretmen vardı atanamayan, atanmamış. Bu öğretmenlerin çok bulunuyordu. Deniyordu ki ya madem öğrenciyle buluşturmayacaksın, neden mezun ediyorsun? Şimdi o sayı 1 milyon oldu. 1 milyon öğretmen atanmıyor. 1 milyon öğretmen ya başka evlerde çalışıyor, başka işlerde çalışıyor, ya da evde annesinin babasının eline bakıyor. Sokağa çıkmaya, ailesinden harçlık almaya utanıyor. Evden dışarı çıkamıyor. Geçen seçimden önce öğretmenlere mülakatsız atama sözü verildi. Bütün mülakatların kaldırılacağının sözü verildi. Öğretmenlerimiz bu sene için ilk aşamada 80 bin mülakatsız atama bekliyorlardı. Mehmet Şimşek açıkladı. Bu sene yok diyor. Biz buradan bir öğretmen çocuğu olarak 10 yaşında yatılı okula gitmiş, devletin parasıyla öğretmenlerin elinde büyümüş birisi olarak ve baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanı olarak bütün öğretmenlerimizin haklı taleplerinin arkasındayız. Öğretmenlerimizden emekli olmuş, hatta aramızdan ayrılanları Allah gani gani rahmet eylesin. Emeklilerin ellerinden öperiz. Mevcut öğretmenlere minnetlerimizi sunarız. Ama atanamayan öğretmen diye bir şey kabul etmeyiz. Ne suçu var? O çalışmış, okumuş, kazanmış, mezun olmuş, sen atamamışsın, atanamayan öğretmen. Sanki bir kusuru varmış gibi. Öğretmenlerimizin arkasındayız, atama taleplerinin arkasındayız. Bir yandan staj mağdurları var. Var mı burada? Çıraklık mağdurları, staj mağdurları dolu. Onlar genç yaşlarında çıraklık yaptı.
genç yaşlarında staj yaptı, sigortaları ödendi ama işe başlangıç tarihi kabul edilmedi. Öyle olunca da EYT'den yararlanamadılar. Ayrıca Bağkur'a 9000 gün, işçiye 7200 gün ayrımcılığına da itiraz ettik. Geçen sene seçimlerde çözeceğiz dediler, hala çözülmedi. Staj mağdurlarının, 9200 gün mağdurlarının, çıraklık mağdurlarının taleplerinin farkındayız. Onlarla birlikteyim. Seslerini duyurmaya devam edeceğim. Şimdi ben ilk meydanlara çıktım ve dedim ki büyük bir haksızlık var, büyük bir eşitsizlik var. Bunları dile getireceğim ama emekliler seslerini duyuracaklar mı? Emekliler meydanlara gelecek mi? Bizimle birlikte olacaklar mı dedim. Şimdi bir bakalım bakalım başkanlarım görsün. Emekliler bir el kaldırsın. Buradalar. Hep beraberiz. Buradan Rize Pazar'dan ben söyleyeyim ve siz herkese anlatın bunu. 3 Kasım 2002 iktidar değişti. Adalet ve Kalkınma Partisi geldi. O gün en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Doğru mu? Yani sizi hiç ellemeseler, sizinle hiç uğraşmasalar, sizin düzeninizi bozmasalar, bugün asgari ücret 17 bin lira, en düşük emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Ama TÜİK'e göre zam dediler, enflasyona ezdirmeyiz dediler, her sene ezdirdiler ve bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira. 7500 liraydı, %33 zamla 10 bin lira oldu. Şimdi bakın, bu 10 bin lira neymiş? En düşük emekli maaşıyla 3 Kasım 2002 günü şuradaki sarrafa, kuyumcuya gitsen, ondan çeyrek altın alsan 8 çeyrek altın alıyordun. O günkü geleceğim ona da ablacığım, bekle. Benden duyuyorsun. Benden duyuyorsun, önden gidiyorsun. Kasaba gel diyor. Şimdi 8 çeyrek altın alıyordu, dinle. 8 çeyrek altın bugün geldiğimizde 10 bin lira alıyor sadece 2,5 çeyrek altın. Şimdi bu abam, kasaba gel diyen abam, kasaba giderken cebine bir çeyrek altın koysa, yolda düşürse, deli gibi arar değil mi her yerde, nerede bu diye. Bakın, bir emekli değil, her emekli, bir sefere mahsus değil, her ay bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybediyor. Siz bu 5,5 çeyrek altını nerede kaybettiyseniz orada arayacaksınız. Siz bunu bir seçim sandığında kaybettiniz, 31 Mart'ta sandıkta arayacaksınız. Gelelim kasaba. Kasaba gidelim diyor. Buradan bir hatırlayalım. 2015 7 Haziran seçimleri. O güne kadar emekliye ikramiye diye bir şey yok. Kim söyledi ilk? Kemal Kılıçdaroğlu. Bir alkış yollayalım, sağ olsun. Kemal Bey emekliye ikramiye dedi. Arkadaşlar veremezsin, kaynak yok dedi. Verilir. Her şeye para bulduğunda buna mı bulamadın dedik. 7 Haziran'da çoğunluğu kaybetti. 1 Kasım'da ben de vereceğim dedi. Verdi mi? 3 sene vermedi. 6
ikramiyeniz hala onlarda. 6 kurban, 3 Ramazan bayramı, 6 bayram vermedi. Ne zaman 2018 seçimleri geldi, sözü aklına geldi, 1.000 lira verdi, 1.000 lira. Biz olmaz dedik, bir maaş ver dedik, bir maaş kadar ver, 1.000 lira yetmez dedik. Bizim o beğenmediğimiz 1.000 lirayla ablam 2018'de 24 kilo dana kıyma alıyordu. 24 kilo. Şimdi 3.000 lira yaptılar. 2 Nisan'da yatacak. Parayı çekecek. Kasaba gidecek. Kaç kilo kıyma alıyor? 6 kilo. Ramazan mübarek gün. Allah Ramazan'ınızı, oruçlarınızı kabul etsin. Ramazan'ınızı mübarek etsin. Ama 30 Ramazan, 30 sahur, 30 iftar, arkadan bayram, bayram sofrasından, sahur sofrasından, iftar sofrasından, evladınızın, torununuzun kursağından tam 16 kilo kıyma eksildi sırf bayram ikramiyesiyle. Bakın, bu emekliye yapılan haksızlık, bu emekliye yapılan zulüm başkasına yapılmıyor. Sırf ikramiyeden 18 kilo kıyma. Kim kime veriyor? Hadi git bir kilo kıyma iste bakalım birinden. Hakkın olan 18 kilo kıymayı mutfağından, dolabından, sofrandan çaldılar. Yazıklar olsun böyle düzene, yazıklar olsun. O yüzden hep birlikte mücadele edeceğiz. Bir de biz emeklilerin durumunu anlatırken o şehirden örnek veriyoruz Türkiye'ye. Geçen gün televizyon programında, KRT televizyonunda canlı yayındaydım. Orada hemşeriniz var, İnan Bey. Dedi ki, Artvin'e gidince ne hesabı yapacaksınız? Dedim, ne hesabı yapmam lazım? Dedi ki İnan Bey, Artvin'e gidince hemen şurada bal hesabı yapacaksınız. Bal hesabına vuruyorsun, 5x3 çıkıyor. Yani o zamanın parasıyla 5 alıyorsan 3'e iniyor. Rize'ye geliyorsunuz, Rize'de çay hesabı yapmaya. Tabii sizden 11,5 liraya alıyorlar ama geçen sene çayın kilosu 100 liraydı markette. Şimdi 190 lira. En düşük emekli maaşı. Geçen sene 75 kilo çay alıyordu. Bu sene 52 kilo çay alıyor. 75 nerede? 52 nerede? Hesap ortada. Emeklinin çilesi ortada. Siz böyle gelir meydanları doldurursanız, şimdi ne başladı? Önceden tek başına ben söylüyordum. Biz kalabalıklaştık, arttık, siz geldiniz, ses yükselttiniz, herkes emekliyi söylemeye başladı. Gazeteler emekliyi yazıyor, televizyonlar emekliyi söylüyor, siyasi partiler konuşuyor. En son biz çok uğraştım ben, Meral Hanım ittifak kurmamıştı, en son ittifakta buluştuk, emekli ittifakında buluştuk. Herkes emekliyi konuşuyor. Hakkınızı alacağız hep beraber. Hakkınızı alacağız. Bana geçen gün diyor ki hatta Tayyip Bey şöyle söylemiş. Gidiyor meydanlarda emekliyi kışkırtıyor diye. Tayyip Bey bazen benimle kavga yapmak istiyor. Ben onunla kavga yapmak istemiyorum. Ben onunla emeklinin sorununu konuşmak, kavga yapacaksam etnik siyaset kavgası, mezhep kavgası, din kavgası, hepimiz din kardeşiyiz, hepimizin inancımız var, hepimiz birbirimize saygılıyız. Ama ben emeklinin ekmek kavgasını yapmak istiyorum. Ekmek kavgasını. Bunun için ben buraya, pazara kavga yapmaya gelmedim. Kimseye
hakaret etmeye gelmedim. Ama ben buraya emeklilerle sözleşmeye geldim. 31 Mart'ta hep birlikte miyiz? 31 Mart'ta siz emekliler olarak gücünüzü gösterin. Siz Türkiye'nin en büyük ittifakısınız. En güçlü ittifakısınız. Hep birlikte sesinizi yükseltirseniz Türkiye'nin en büyük korosusunuz. Ve size şunu söyleyeyim. Eğer emekliler 31 Mart'ta sarı kartı gösterirse, emekliler güçlerini gösterirse, emekliler bizi görmeyeni biz de görmeyiz, bizi unutanı biz de unuturuz, bizi hesap etmeyenle sandıkta hesaplaşırız derse, vallahi de hakkınızı alacağım, billahi de hakkınızı alacağım. Gelelim işin ittifak tarafına. Bir tarafta AK Parti ve MHP kurdular bir ittifakı. Yanlarına aldılar Hüdapar'ı. O Hüdapar'a bir şey demeyeyim Ramazan mübarek gün. Kadınlarımızı üzüyorlar. Geçmişte o domuz bağcıların avukatlığını yaptılar. İçlerinden bazılarını affettiler, belediye başkan adayı yaptılar. Yok efendim, bekar kadınları, sokak hayvanları gibi sahiplendirelim diyorlar. Ve AK Parti ile MHP'de bunlarla bir oluyorlar. Birisi ayrıldı, Yeniden Refah, ona da demediğini bırakmıyorlar. İp cambazı diyorlar, zübük diyorlar, hocanın oğludur demiyorlar, ağır konuşuyorlar. Biz ne diyoruz? Eski dosttan düşman olmaz diyoruz. Biz iyi insanları severiz diyoruz. Biz sadece sosyal demokratlar değil, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, haramdan ve yalandan korkan, bu işlerden uzak duran muhafazakar demokratlarla beraber bu memleketin varlığını, birliğini savunan herkesle birlikte bir ittifak kurduk diyoruz. Onların ittifakı adı Cumhur İttifakı. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı. Kim var Türkiye İttifakı'nda? Türkiye İttifakı'nda milli takım gol atınca sevinip ayağa kalkan herkes var. Filenin sultanlarını biliyor muyuz? Onlar dünya şampiyonu olunca bayrağımız göndere çekilirken, İstiklal Marşı okunurken filenin sultanları ağlaya ağlaya İstiklal Marşı'nı okuyor ya, onlarla bir ağlayan herkes Türkiye ittifakındadır. Hakkını alamayan çay üreticisi, esnafın siftahsız dükkan kapatıp borcunu ödeyemeyeni, atanmayan öğretmen, 10 bin lirayla geçinemeyen emekli, hakkını alamayan emekçi, hepsi Türkiye İttifakı'ndadır. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan almaktadır. Türkiye İttifakı'nın renkleri kırmızı, 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 en büyük, en büyük, en büyük. Göreceksiniz. Neşet Çakır kazanacak, Pazar kazanacak. Ercüment Şahin kazanacak, Fındıklı kazanacak. Necati Topaloğlu kazanacak, Rize kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Adaylarımızı size emanet ediyorum. Her birinize güveniyorum. Her birinize inanıyorum. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucu partisidir. Bu ülkenin temel direğidir. Atatürk'ün baba ocağıdır.
kapıları herkese açıktır. Tapusu ne bendedir, ne Kemal Bey'de, ne Ecevit'te vardı, ne İsmet İnönü'de. Cumhuriyet Halk Partisi ki baba ocağıdır, tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Pazar ben seçimden sonra tekrar geleceğim. İl başkanımla, ilçe başkanımla Pazar Belediyesi'ne gideceğim. Orada bir sade kahve söyleyeceğim. Çıkışta tekrar size hitap edeceğim. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Hepinizi çok seviyorum. Adaylarımızı size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İşte onlar 31 Mart'ın dev kadroları. Rize'nin gururu onlar. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte sizleri selamlıyor. İşte Rize sporumuzun atkısını takdim ediyorlar Genel Başkanımıza. Evet, hep birlikte, hep birlikte coşkuyla, sevgiyle sizleri selamlıyoruz. Rize Belediye Başkan Adayımız Necati Topaloğlu, Pazar Belediye Başkan Adayımız Neşet Çakır, Fındıklı Belediye Başkan Adayımız Ercüment Cervatoğlu, Ardeşen Belediye Başkan Adayımız Enver Atagün, Çamlı Emşin Belediye Başkan Adayımız Ersin Dalga, Çayeli Belediye Başkan Adayımız Hüsamettin Özdemiroğlu, Güneysi Belediye Başkan Adayımız Hüseyin Yanık ve Hemşin Belediye Başkan Adayımız Başar Cumhur. Çok teşekkür ediyoruz. Daha güzel yarınlarda görüşmek üzere. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Başkan geliyor yüreğiyle hizmete. O varsa endişe yok, sorun yok, emanette. O varsa endişe yok.